Şimdi Azerbaycan tarafında bir gelişme var. Ermenistan işgal altında tuttuğu 4 köyü Azerbaycan'a iade etti. Azerbaycan sınır muhafızlarının belirtilen köyleri kontrol altına aldı. 4 Azerbaycan köyü daha azat oldu. Ermenistan işgal altında tuttuğu 4 köyü Azerbaycan'a iade etti. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12,7 kilometrelik hattı belirlendi. Hattın belirlenmesiyle Gazahili'nin Banis Ayrım, Aşağı Eskipara, Erimli ve Kızıl Hacılı köyleri Azerbaycan'a iade edildi. Azerbaycan sınır muhafızları belirtilen köyleri kontrol altına aldı. Mermileri zadı hamsi. Yunanistan'a bir gidelim. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan gelen açıklamalar var. Türkiye'nin ülkesi için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Ülkemizin yasal ve coğrafi sınırları tehdit altındadır diyen Dendias, Yunan ordusunun acilen modernize edilmesi gerektiğini söyledi. I had the opportunity to inform today. AK Parti hükümetinin normalleşme rüzgarları estirdiği Yunanistan, Türkiye'yi varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Ege'de Deniz Parkı ve Yüzer Radar platformu kurmaya hazırlanan Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara-Atina ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dendias, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik uzun vadeli tutumu varoluşsal bir tehdit olarak gördüklerini söyledi. Sadece egemenlik haklarına değil, egemenlik statüsüne ve azınlıklara ilişkin uluslararası anlaşmalara da itiraz eden bir komşunuz varsa bu açıkça varoluşsal bir tehdittir. Ülkemizin yasal ve coğrafi sınırları tehdit altındadır. Dendias, Yunanistan ordusunun acilen modernize edilmesi gerektiğini söyledi. Hava ve deniz kuvvetlerinin modernize edilmesine dair çalışmaları anlattı. Yunanistan Savunma Bakanı F-35 programının yakın zamanda Meclis Silahlanma Komitesi'nin önüne gireceğini belirtirken yeni nesil denizaltı